Anneciğim, bugünden itibaren, daha doğrusu dün öğretmeninle toplantı yaptık bildiğin gibi. Bunun üzerine öğretmenimize dedi ki bundan sonra 2B sınıfı sorumluluklarını kendi hallediyor. Şimdi bu konuda sen oldukça iyisin genel olarak. Ama bazı noktalarda böyle şey yapabiliyorsun bazen. Benim hatırlatmam gerekebiliyor ama bundan sonra ben de hatırlatmıyor olacağım. Yani tekrar tekrar söylemeyeceğim sana. Bilgin olsun. Ödevler senin sorumluluğunda artık. Bugün artık şey, ödevleri yapamazsın. Cumartesi günü bitti. Ben sana bu konuyu hani söylemek istemedim hiç. Ama dedim ki bir hatırlatma yapayım. Yarın da büyük ihtimalle Efe'lerle dışarı çıkarız. Ödevler sende, ne kadar ödevin var, nasıl ödevin var, nasıl yaparsın, nasıl programlarsın, tamamen sana kalmış bir durum. Tamam? Çık. Hadi bakalım, ben gidiyorum. Allah, bu oda çok dağılmış ya. Nasıl toparlayacağım? Neyse, bir taraftan başlamak lazım. Ya Allah diyorum ve başlıyorum toplamaya. Blok sarsar, bantlar, popitler. Rüya, bu ara birazcık dağınık mı? Bana mı öyle geliyor ya? Cık, bilemedim. Ha, ben buraları toparlayamam ki. Öğretmen sorumluluk onlarda dedi. Ben dokunamam. Ben bari. Aa, Rüya. Ne haber anneciğim? İyi, ben de. Roblox'ta mısın yoksa? Yeah. Hadi bakalım. Anne. Rüzgar. Bir şey, niye yorganları yere attın? Attım, gitti. Bir şey söyleyeceğim sana. Ya Rüya'nın ödevlerini artık onun sorumluluğuna bıraktık. Öğretmeni öyle söyledi çünkü. Ama bana birazcık şey geldi ya. Birazcık korkuyorum, biliyor musun? Neden? Yeah. Çünkü bugün Efe'lerle dışarı çıkacağız. Rüya'nın ödevlerini bitirmesi lazım. Yoksa gidemeyiz ki. Gidebiliriz. Ama öğretmeni sıkı sıkı tembihledi. Sakın hatırlatmayın dedi. Of. Ne yapacağız? Biz gideceğiz. Rüya kalacak mı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Abi, benim buna gönlüm el vermez. Yok, yapamam ben. Anca beraber. Dur bakalım, daha var. 1-2 saat var daha. Belki birden kalkar, hızlıca bitirir ödevlerini. Mutfakta değişim bitti benim. Hadi çıkabiliriz artık. Rüzgar, hadi hazırlanalım anneciğim, çıkıyoruz. Efendim? Anne, gece oldu, gidemeyiz. Gece olmadı, akşam oldu. Akşam buluşacaktık ya zaten. Gece oldu vallahi, bak. Vallahi bütün gün Rüya'nın artık ödevlerini bitirdiyse bitirdi. Ya bitiremediyse, üf, ne yapacağız o zaman? Dur bakalım bir. Rüya. Anneciğim. Rüya anneciğim. Kızım, ha, burada mısın? Hadi çıkıyoruz, hazırlan. Efe'lerle buluşacağız ya. Hiç mi yapmadın? Gerçekten mi? Anneciğim, ama Efe'lerle çıkacaktık, birlikte bir yemek yeriz. Ne olacak şimdi anneciğim? Gidemeyecek miyiz? Ya of Rüya, ama sorumluluk sendeydi. Bütün gün resim yaptın, telefonuna takıldın, sonra buraya geldin ama hiç ödev yapmadın değil mi? Peki bir şey daha söyleyebilir miyim? Uyku saatine de çok yok senin, bu saatten sonra yetiştirebilecek misin peki ödevlerini? Peki bir şey söyleyeceğim, dur şimdi. Şimdi gidelim birlikte güzelce ödevlerimizi yapalım. Daha doğrusu birlikte değil, sen hallet, bugün Efe'lerle çıkmıyoruz, belli oldu. Peki hatamız ne oldu sence, onu düşün. Doğru planlama yapamamış olabilir miyiz? O zaman bugünden itibaren planlamalarımıza dikkat ediyoruz. Madem Efe'lerle çıkamıyoruz, seninle Efe'yle bir telefon görüşmesi ayarlayabilirim. Görüntülü arayalım az sonra, olur mu? Ama tekrar söylüyorum, ödevler bittikten sonra. Anlaştık mı? Sorumluluklarımız önce, eğlenceyi sonra yaparsak kafamız rahat olur. İşimiz çabuk biter. Hadi bakalım.
Hızlıca oturalım, yapalım ödevleri. Arkadaşlar siz ödevlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Önce ödev sonra sorumluluk. Ay, önce sorumluluk sonra eğlence diyenlerden misiniz? Yoksa ödevler kalsın, önemli değil. Biz önce eğlencemize bakalım mı diyorsunuz? Yorumlarda yazın. Şimdilik hoşçakalın. Hoş geldiniz. Buyurun, neyiniz var? Sinek mi? Emin misiniz? Bir böcek çeşidi. Gerçekten mi? İşte gitmiyor böyle. Biz aldık onu, böyle attık hemen çöpe. Ay, geçmiş olsun. Şimdi böcek ısırmalarına, arı sokmalarına ve benzeri olaylarda önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Önce kendi ellerimizi temizliyoruz pışı pışı. Sonra da gidiyoruz bölgeyi su ve sabunla temizliyoruz. Ben ellerimi yıkayayım. Ha, ben de dedim kendi kendinizi boynunu yıkayacaksınız herhalde. Sen de kalk istersen, bir boynunu yıkayalım önce. Ondan sonra da şişme ve ödem yapmasını önlemek için ne yapacağız biliyor musunuz? Buz. Şimdi elini tutun, tamam mı? Ne olur ne olmaz. Belki hafif bir baş dönmesi falan varsa. Var mı? Başınız dönüyor mu? Dönmüyor. İyi, süper. Hadi geçin bakalım banyoya. Evet, elleriniz köpürdüyse şimdi boynu... Kaldır. Allah, ne oluyor ya? İşte acanın acıdı sandım, korktum. Evet, şimdi de ben de elime sabun yaptım. Çalışma edeceksin kardeşine. Sen de dur ola bakalım. Ilık bir suyla, birazcık soğuğa yakın olabilir. Ödem yapmasını öneririz. Ama biz burayı yıkamak için geldik. Siz eğlenceye çevirdiniz olayı. Evet, şimdi gidelim. Ula, saçına döküyordun. Yakaladım seni. Şimdi içeri gidebiliriz. Ve de boynumuza birazcık buz koyalım. Isırılan bölgeye yani. Birazcık mı? Birazcık da ıslanmışsın galiba, değil mi? Şimdi kaldır bakalım kafana. Üç deyince onu koyuyoruz boynumuza, tamam mı? Ayağımıza değil. Ödemli ve ödem yapmaması için. Bir, iki. Ha, ablası siz yardımcı olun. Kaldır boynunu. Kaldır tatlım. Hadi yap o zaman. Bekliyoruz, kaldır. Bir, iki, üç, dört, beş. Çekin. Beşe kadar saysak yeter, değil mi? Evet, şimdi bekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir daha koy. Ay, çok da ıslatmışız. 2, 3, sen koyunca bir irkildi sanki. Bir süre böyle kalırsanız eğer tamamdır. Bakıyorum. Bir tane de alerji ilacı vereceğim size. Peçete. Peçete yapalım. Tamam, yapalım. Peçeteye sarın. Buyurun. Dürüm gibi oldu böyle de ama. Bu arada arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu videoyu çok bilinçli bir şekilde çektik. Çünkü biliyorsunuz bir ay kadar önce rüzgarı bir arı sokmuştu. O zaman doktorumuzdan, evet, doktorumuzdan net bilgiyi almıştık. Valla bir rüyayı bir rüzgara, bir rüyayı bir rüzgara, bakalım ne olacak. Biz ona vurduk, o bize vurdu. Ha, arı değil mi? O gün sen bisikletle arıya çarpmıştın. O da geldi, senin eline çaptı artık. Ne diyeyim yani? Yani hadi alet mi diyeyim? Neyse, şimdi doktordan edindiğimiz bilgilere göre yapmamız gerekenler tam olarak bunlar. Öncelikli olarak ısırılan veya sokulan bölgeyi sabun ve suyla... Niye atıyorsun ya? Sen istedin onu. Temizliyoruz ve de ödem yapmaması için su koyuyoruz. Ama vücudumuzun herhangi bir tepkimesi, bir reaksiyonu varsa bölgeyi... Eğer baktığınız vücudunuz tepki gösteriyor, ödemli bölgede herhangi bir sıkıntı hissediyorsunuz, ağrı, acı, fazla şişme, buzluğa rağmen... Kıza ayağını değdirdin, gidelim koyalım bunu da. Ona rağmen şişme falan hissediyorsanız eğer, Allah, rüzgar geliyor. Mutlaka ama mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Mutlaka ama mutlaka. Hoşçakalın.